Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sunar. Muhakkak ki yapılacak çok şey var. Ama bu yapılacak şeyi ben bilirim diye çıkınca maalesef bildiğinizi de yapamıyorsunuz. Hiçbir şey de olmuyor. Sivil toplum örgütleri bir şey söylemediler diyor. Söylemedik. Çünkü biz bu sene mutluyuz aslında. Bundan önceki Sayın Bakan bu ihaleler yurt dışında yapılırken özel sektörü bu ihale grubunun içine plante ediyordu. Yani otelcilerden bir kişiyi, seyahat acenteleri, tur operatörlerinden bir kişiyi, yatırımcılardan bir kişiyi ve hatta turist rehberlerinden bir kişiyi koyuyordu. Ve en yüksek rakamların geldiği ülkelerin müşavirlerini de içine alıyordu. Ve inanın gittiğimiz yerde sabah 9 akşam 7 bir odada kapalı ve devamlı onları seyrederek ya bu şunda nasıl etki yapar? Herhangi bir slogan çıkıyor. Bu sloganın acaba Fransızcası uyar mı Fransa'ya? Almancası uyar mı Almanya'ya? Rusçası Rusya'ya uyar mı? Bu slogan gidebilir mi? Onlara ayrı sloganlar mı seçmek lazım gibi? Devamlı böyle bir haftalık yaklaşık Firuz kardeşim de o heyetin içinde bulundu çoğu zaman. Biraz derinlemesine. Evet, derinlemesine ve hangisinin hangi ülkede daha iyi netice vereceklerini bir bir notlayarak tespit ediyorduk ve başkana sunuyorduk. Başkan onları topluyor, bölüyor, işte neticeleri çıkartıyor. Sonra onları tekrar seyrediyorduk. Mesela yüksek puan almış 3 firmayı yeniden o ülkeler için inceliyorduk. Ha, bu daha uygun diye karar verir. Bu sene bunu almamalarının sebebi, ya sebebini bilmiyorum da, almamalarından dolayı son derece mutluyuz. Çünkü içinde olsaydık, şimdi bütün bu eleştiriler bize de geliyor olacaktı. Ellerimiz taşın altındaydı. Ama biz gene de alsalardı bildiğimizde söylerdik, onu da söyleyeyim. Ama şimdi dışarıdan gazel okumak, zaten biz bu sloganı aşağı yukarı son fuarlarda gördük, duyduk yani. Daha önce ne çalışma oldu, hangi resimler kullanılacak, ne gibi bir şey var, hiçbir şeyden bilgimiz yok. Timur Bayındır olarak konuşmuyorum efendim şu anda. Tamamen turizmci olarak konuşuyorum. Evet. Yani Timur Bayındır bilse ne olur, bilmese ne olur ama İstanbul'daki otellerin başındaki bir adam. Seveyim, sevmeyeyim. İyidir, kötüdür. Çok konuşur, az konuşur. Beni hiç alakadar etmez. Neticede İstanbul vardır önümde. Bu adamın da orada bulunması lazımdır. Evet. Şeffaflık açısından. Başka bir şeyden değil. O kısım öyle. İkincisi hakikaten ya ülkemizde öyle güzel şeyler var ki çok büyük bir tanıtıma lüzum yok. Çünkü artık ülkemiz tanınıyor. Biz yeter ki normal davranış sergileyebilelim. Biz imajımızı yıkmayalım. Biz kendi kendimize kurşun sıkmayalım. Sıkmayalım. Biz devamlı namlular aşağıda ayağımıza bakıyor. Basayım mı, basayım mı deyip duruyoruz. Basmayalım. Ve bazı hakikatleri de gizlemeye çalışmayalım. Çünkü bizim gizlememiz bir şey ifade etmiyor. Twitter'a şu anda bir tek Türkiye giremiyor. Sonra giremiyor. Kuzey neyse. Var. Kuzey Kore'de var. Pardon. Kuzey Kore'de var. Doğrudur. Ama yani bir tek Türkiye giremiyor dememdeki kasıt şu. Kuzey Kore'den bize turist gelmiyor ama bize turist gelen bütün Avrupa ülkeleri bunları bizden çok daha iyi takip ediyor. İnanın geçen gün bir film seyrettim. Yani ben de mi güleyim, ağlayayım mı artık ne yapacağımı da şaşırdım. İsviçre'de parlamento başkanı Türkiye'yi anlatıyor ama adam gülmekten konuşmasını bitiriyor. Her söylediği cümlede yarım saat gülüyor. Ya bu hale düşmemeli Türkiye yani. Bu benim, hayır bunlar yanlıştır dememle düzelmez. Yani bizim daha doğru hareket etmemiz lazım. Bizim daha legal hareket etmemiz lazım. Ve ha bak burada bu demokratik düzen var diyebilmeli insanlar. Turizm öyle bir konu ki efendim. Huzurunuz yoksa, kavga varsa, itiş kakış varsa oraya gitmezsiniz. Macera mı arıyorsunuz? Safari turları var Afrika'da. Aslana gidip elini ağzına filan sokuyorsunuz. Ona gider yani. Hiç olmazsa adrenalin yapar. Öbür tarafta serseri bir cop mu yiyeceğim, bir taş mı gelecek kafama gibi. Aptal bir düşünceye saplanmazsınız. Bizim gazımız olmazsa var, gaz. Efendim? Bizde gaz var o işte. Evet.
Dolayısıyla yani bizim imajımızı bugüne kadar çok zor ayağa dikmeye çalıştık ve belli bir noktaya geliyorduk ki maalesef hepsini yitirmiş vaziyetteyiz. Bu imajı tekrar tesis etmemiz lazım. Türkiye'nin tekrar ya İstanbul'a niye gelmiyorsun dediğiniz zaman birine Avrupa'da ya hakikaten İstanbul çok güzel yer filan gibi laflar duyuyorduk. İyi yer filan, iyi insanlar var, iyi yemekler var, şu var, bu var. Şimdi yok bunlar. İstanbul hala bombalar patlıyor mu, gazlar atılıyor mu filan gibi laflar var yani. Bunlar tabii çirkin. Ve öyle bir şey ki yani uçak koltuğu da ben tur operatörlerine ve uçakçılara da burada biraz destek vermek istiyorum. Hakikaten onların da bir destek görmesi lazım. Bizim malımız gerek otel olsun, gerek uçak olsun, gerek tur operatörü olsun. Öyle bir mal ki şurada 1000 kişilik yer var. Bu gece için. Bu gece bitti mi bunu atıyoruz. Yarın gece gene 1000 tanelik malımız var. Yani bu malımız bizim bugün 500'ünü sattım. Yarın 1500 olur mu mantığıyla yürümeyen bir mal. Olmaz. Yarın gene 1000 tane. Aynen gazete. Sabit. Aynen gazete gibi. Aynen. Her gün bayatlıyor. Evet. Dolayısıyla bu malımızı o gün değerlendirdik. Ooo İstanbul'da bütün oteller %100 doluymuş. Ben de bakınıyorum. Lan getirin bakayım diyorum şu bizim chartları bakayım. Bir tek biz mi acaba çuvallıyoruz? Bakıyorum. Fena değil. 85-90 olmuş ki o %100 sayılır bize göre. Ama bir gece %100 dolması veya bir ay %100 dolması hiçbir şey ifade etmiyor. 12 ayın ortalamasında ben %55'i geçemezsem ibre beni batırmaya doğru gidiyor. Çünkü fiyatları da çekemiyorsunuz yukarı. Belli bir şeyi var, her şeyin fiyatı var yani. Siz 1 liralık malı 10 lira dediğiniz zaman hiç satamıyorsunuz. Ama bunu 1,5 liraya belki 10 tane satarsam işte 5 lira kazanır mıyım hesabına göre gidiyorsunuz. Dolayısıyla muhakkak ki tanıtım çok lazım ve kesintisiz lazım. Kesin, sürekliliği sürdürülebilirliği ve sürekliliği lazım. Yani ne olursa olsun o projeler devam edilmeli. Ve en mühim bakanlığın yaptığı tanıtımların denetlenmesi lazım. Yani ne demek bu? Adam diyor ki ben diyor 5 milyon panoda işte bir tane 1 milyon Amerika'da, 1 milyon Çin'de, 1 milyon Almanya'da, 500 Fransa'da, 500... Bunlara çıkıyor mu bunlar? Ben 100 dergiye ilan vereceğim. Bu 100 dergide hakikaten o ilanlar istenildiği, taahhüt edildiği gibi çıkıyor mu? Bunların takip edilmesi veya lazım. Veya doğru muhakkak. Yerlerde çıkıyor mu? Veya doğru peki. Yerlerde çıkıyor mu? Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sundu.